EXO! Alperen'den hepinize merhaba, şimdi karşınızda Güvenlik Koyunu'nun ikinci bölümündeyiz. Ve siz cidden birinci bölümü çok sevdiğiniz EXO ailesi. Bu oyuna resmen bayıldınız ya! Bir manyak gibi like attınız, bir çılgın gibi abone oldunuz ve bir osuran boğa gibi zil tuşunu kırdınız. Hem osuran boğalar zil tuşunu kırıyorlar mı ya? Neyse, evet EXO ailesi, EXO Burak'la çektiğimiz mükemmel Minecraft videoları şu an EXO Burak kanalında. Açıklama kısmındaki linkten gidip EXO Burak'a abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım ya! Gene geldik bizim güvenlik ofisine. Artık ikinci gündeyiz. Bakalım bugün bizi nasıl belalar bekliyor. Herkesin kontrollerini yapıyoruz ama illa arada it, çakal, köpek çıkıyor ya. Oğlum niye silah getiriyorsun lan uçak havalarını? Şimdi evet, ilk kişi bir abla. Gel bakalım abla, hoş geldin. Selam, ben Barbara Mitchell ve 47 yaşındayım. Hiçbir şey saklamıyorum. Hem demek öyle ha efendi, tamam o zaman önce bakmam gerekiyor. Çünkü hep böyle diyorlar, saklamıyorum falan diyorlar ama sonra bakıyoruz. Adı farklı pasaportta. Kaçak girmeye çalışıyor çakallar. Bakalım adını, evet Barbara Mitchell doğru. Yaşta 47. Tipinize bakayım, bu da doğru. Tamam efendim, siz gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hadi bakayım, şimdi sırada gökkuşağı kafalı kız var, gel bakayım. Selam, hayvanların dilinden anlarım ve adım Betty Humper. Memleketim 38. Ne? Memleketin 38 mi? Evet, memleketim 38. Lan bak bunu yapma ya. Senin bir kere yaşın 38. 38 diye memleket mi olur? He, ben Sivaslıyım da Sivas'ta öyle bir yer var. Sivas'ta 38 diye bir yer var. Evet var. Demek öyle. Sen bana şüpheli geldin. Bu biraz şüpheli duruyor. Sen gel bakayım buraya. Yanlış bilgiyi seçeyim. Yaşı 38 bak burada. Aha çizdim buraya, hatta bak sana böyle ok çiziyorum ekstra buraya, bak ok çizdim. Bu da yetmedi, hatta komple senin pasaportunu boyuyorum lan. Artık kırmızısın sen. Annem lan niye olmuyor ya? Tutuklayın şunu. Ahmet, Mehmet. Bakın ben yanlış bir şey yapmadım. Üff, sen de 38'li misin ya? Memleketin bu mu yani? Evet. Yaşın da şu an 38. Evet. İyi tamam hadi, sen yürü git. Bu nedir ya? Bütün pasaportunu kırmızı yaptık ama artık sağlık olsun. Teyze hoş geldin. Hey evladım, adım Mia Jones ve 32 yaşındayım. Sen 32 yaşındasın. Evet 32 yaşındayım. Sen 32 yaşındaysın, ben daha doğmadım abla. Sen bu yaşta ol, ben osurarak uzaya çıkarım yani. Tövbe tövbe, senin terbiyesiz it köpek, ne diyorsun lan? Bak bakıyorum adına, evet Mia Jones doğru. Mia Jones diye okunuyor. Lan bana ne öyle okunuyorsa, burada Mia Jones yazıyor. Aferin sana it adam olsun. Şuna bak ya, havalı yaşlı teyze denk geldik. Yaşına bakıyoruz, aha demiştin lan. Yaşın 60. Ne 60, yaşım 32. Teyze bak sana hiç yakışmadı. Yaşlı başlı kadınsın. Vallahi bak şapnağı vurdum kafana, yürü git lan. Şüphelisin, geç. Ne oluyor evladım? Hemen bak nasıl terliyor işaresi. Kadın resmen gençleşti ya, tipine bakın. Vallahi dur zikiyim bak ne olur. Yo öyle bir şey yok bak ya, şimdi boyadım. Burnunu da boyarım böyle. Yüzünü komple kırmızı yaparım. Hadi bakayım, tutukladım. Ahmet saldır oğlum. İşte bu, aferin size. Güzel. Şimdi merhaba kardeşim. Nereden geldin sen bakayım? Ha abi, adım Stephen Jokot. Ben 24 yaşındayım. Stephen Jokot mu? Benim abi Türkçe biraz şey, anlıyor musun? Türkçe ugubaga. He Türkçe ugubaga, en Türkçen kötü. Oğlum sen nereden geldin ya? Amerika'dan geldim abi. Amerika'dan mı geldin? Evet, Türkçe kötü ama İngilizcem çok iyi. İngilizcen güzel mi? Konuş bakayım. Hi, my name is Stephen Scott. I'm from Cambridge. Annem ne diyor lan? Çok güzel konuşuyor, tamam. Bakayım adın ne be? Stephen Jokot. Yaşında 24. Doğru, tamam sen git kardeşim. Eyvallah abi. Güzel. Şimdi ekstralesi bir şüphelilere bakalım. Bu ikinci günü sakin mi geçecek yoksa olaylı mı geçecek görelim. Evet eline sağlık, güzel teşekkürler. Teşekkürler patron. Bugün de yapıyoruz bu işi. Evet geldi bizim bak rengarenk hanımefendi. Aha. Bakalım üzerinden nasıl böyle itli köpeklik çıkacak görelim. Evet hanımefendi bakıyorum. Annem bu ne lan böyle? İçeri gizlice yarasa mı sokuyorsunuz hanımefendi? Ne yarasası beyefendi? Öyle bir şey yok. Lan nasıl yok, burada var işte. Gizli gizli yarasa sokuyor içeri ya. Bir de bu ne lan? Yılan mı var? Annem yılan mı, ben çok korkarım. Ooo. Ben korkarım ya, korkarım. Seninle bak çok acayip gariplik var. Ahmet Mehmet alın bunu. Şöyle bir üstünü arayalım bakalım, gel buraya. Evet bakalım şimdi. Aha bu ne böyle? Yarasa var. Bir de hanımefendi bak sizin hep böyle omuzlar şey olmuş. Böyle kayış gibi olmuş ya, bak masaj yapıyorum. Aa teşekkürler, çok iyi geliyor. Şöyle bak kollara da yapalım, hop tamam. Şimdi aramaya devam ediyoruz. Ne var burada? Aha yılan varmış lan. Biliyordum bak, yarasa var yılan var. Lan kadın sen manyak mısın lan? Olamaz olamaz. Bunlar benim evcil hayvanlarım, anlıyor musunuz? Hepsi evcil bunların. Yılan ve yarasa. Şimdi evcil mi ya bunlar? Evet evet evcil hayvanım benim. Seni yarasa manyak sinir. Şimdi işim bitti. Ahmet Mehmet oğlum gelin buraya. Tutuklayın lan şunu. Adam ne oluyor? Aha bak güzel.
Ahmet'in ve Mehmet'in yeni teknolojisi olan havadan kelepçe teknolojisiyle kadın tutuklandı ekspolisi. Şimdi Amerikalı kardeşimiz de geldi buraya. Oğlum bu ne? Hadi bak omzundaki gözlüğü boş veriyorum. Niye diğer omzunda muz var lan? Abi ne muzu ya? Oğlum muz var. Yok abi muz falan. Tamam gel bakayım şuraya geç. Bir de inkar ediyor ya. Şöyle bakalım bak. Bacakların hep kayış gibi olmuş bak. Yürümekten bütün gün havaalanını gezmişsin. Sana azıcık masaj bak. Herkese yapıyoruz. Biraz da bak kafa masajı yapalım. Gel bakayım. Oh oh. Oh çok iyi yapıyorsun abi. Bu özel bir teknik mi? Ne? Bu özel bir teknik mi? Özel teknik mi? He. Tabii oğlum özel. Bu Çin Chen Hancı ustamın tekniğidir. Ta Çin'de aldım bu dersi. Oh çok iyi abi. Şimdi tamam. Masaj bitti artık. Bakayım bu kolda bir şey var. Aha. Gözlük. Tamam kabul edilebilir. Güneş var abi o yüzden. Hiç sıkıntı yok tamam. Bugün güneşli değil ama olsun. Bu garipliği vazgeçiyorum. Asıl gariplik burada. Geliyor bak. Oğlum bu ne lan? Muz var kolunda. Abi ben onu yemek için aldım abi. Oğlum o zaman cebine koy. Çantaya falan koy ne bileyim. Abi ben onu taşıyamam ya. Mecburen koluma koydum omzuma. Başka yer yok koyacak cebim yok. Ulan seni manyak seni ya. Lan çok garip şeyler ama tehlikeli bir durum yok. Ahmet! Mehmet! Abi ne oluyor? Oğlum korkma lan tutuklanmayacaksın. Hadi git bakayım. Bırakın çocuğu Ahmet Mehmet. Oh eyvallah abi. Güzel gitti. Şimdi bizim Sara abla geldi bak. Gel bakayım. Aha. Sizde abla harbiden hiçbir şey yok. Aynı beyniniz gibi. Bomboş. Ne diyorsun ya terbiyesiz? Abla sakin ol bir şey demedik ya. Allah Allah. Vallahi çağırırım güvenliği ya. Lan güvenlik benim. Aa doğru lan. Annem o zaman ben kimi çağıracağım? Harbiden lan. Eğer güvenlikte bir sorun yaşıyorsak kimi çağıracak sualisi? Çünkü güvenliği çağıramazsın zaten. Adam kendisi güvenlik. Çok garip. Harbiden lan. Beynim yandı. Benim de. Neyse sen git abla tamam mı? Ama dikkatli git. Sende bir mallık var çünkü. Tövbe tövbe ya. Güzel gitti. Gayet güzel. Bu tarama kısmında geçtik üst ailesi. Ve şimdi evet. Şimdi sen gelirsin bu manyak gökkuşağı kadına. Tipe bak tipe. Stajlarını yapmış gökkuşağı yarasa ve yılan taşıyor. Anlat lan! Senin derdin ne? Çok tatlısın. He bunu diyerek beni kandırabilecek mi sanıyorsun? Evet. O zaman çok doğru düşünüyorsun. Teşekkür ederim. Oley be işe yaradı keriz bu. Ne keriz mi? Annem duydun mu beni? Duydum lan tabi. Şimdi sana aa teşekkürler gidebilirsin mi diyeyim? Yoksa neden bir yarasa saklıyordun mu diyeyim? Ne yarasası ya? Cevap tabi çok belli. Söyle niye yarasa? Başka bir hayvan değil. Ben aslında bir vampirim. Bu yüzden yarasalar benim dostum. Hey vampirsin yani. Gökkuşağı vampiri. Evet ne var ki bu? Manyak ya. Suçunun ne olduğunu biliyor musun? Tehlikeli hayvan taşımak mı? Sadece taşımak olsa güzel. Bak. Egzotik hayvan kaçakçılığı yapıyorsun sen. Evet, hayvanları kaçırıyorsun. Hayvan falan kaçırmıyorum ben. O zaman ne işi vardı o yarasa ve yılanın sende? Sus! Konuşma! Ama ben şey... Sus! Ama şey... Sus! Şimdi bunu taşıyamazsın mı diyeyim? Yoksa tamam bilet almayı unutma yeterli mi diyeyim? Tabii ki de... Bunu taşıyamazsın lan! Bu mu? Onun bir adı var bir kere. Onun adı Barnabas. Sen bu yarasaya ve yılana isim koydun. Adı da Barnabas öyle mi? Evet ne var? Hem kaçakçı, hem ruh hastası, hem manyak eşsu ailesi bu ya. Üzgünüm Barnabas deyip böyle üzüleyim mi yoksa onu götüreyim mi? Tabii ki onu götürüyoruz lan! Ahmet! Mehmet! Oğlum yakalayın bunu! Ne oluyor? Şimdi işim bitti. Hadi bakayım. Hop Ahmet geldi bak. İşim bitti. Ahmet geldi mi anında işi bitirir. Şimdi ne oluyor? Polis köpeği var burada. Kaçak eşeği koklayarak bul. Aha. Köpeci kokla bakayım. Hemen bulurum abi. Oğlum nasıl bir ses lan? Benim burnum biraz sorunlu da. Lan tamam yapma bunu ya. Tamam abi. Şimdi köpeğin önündeki sinyal alıcı seks tuvalet bakın. Kaçak eşeği koklayarak bulabiliyor. Ha burada abi burada. Aha bulduk lan. Ha bu son yaptığım bir deney. Önceki bir patlamayla sonuçlandı. Lan sen burayı mı patlatacaksın? Hayır. Burayı değil başka bir yeri. Annem manyak lan bu. Ahmet Mehmet. Oğlum biliyorsunuz zaten size çabuk. Geldik abi. Oyya. Bu Ahmet çok güzel götürüyor ya. Bayılıyorum bu Ahmet'e. 250 liramız da alacak sualisi. Güzel bugün daha çok kazandık. Gayet iyi. İşler güzel gidiyor. Şöyle bizim terminali de yükseltelim bakalım. Masa en az 550 lira. Duvar kağıdı. Aha 200 lira var sualisi bakın. Bence bu gayet iyi olur. Hadi bakayım koyduk. Oo çok teknolojik durdu ha. Çok güzel. Ben bayağı beğendim eksualisi. Teknolojik bir havaalanı olduk artık. Gayet güzel. Hadi bakalım. Cidden aşırı derecede eğlenceli bir bölüm eksualisi. Çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Alttan videoya like atmayı, abone olmayı, beğendiğinizi, zil dışı açmayı unutmayın. Burası kendilerinizi izleyebilirsiniz. Ve Instagram ve TikTok'a girip eksualisini takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.